Yeni bir psikoloji günlüğü programından hepinize merhaba. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi yeni bir konu ve konukla sizlerleyiz. Bu haftaki konuğumuz Mülteci Hakları Derneği hukukçusu Fayka Deniz Paşa ile mülteciler ve zorunlu göçü konuşacağız. Ben Fayka Hanım'a dönüp hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hoş bulduk. Bu yoğunluğunuz için de bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Son haftalara baktığımızda gerçekten e, gündemde bu 234 mülteci ile birlikte e, çok ciddi yer aldı aslında basınımızda da Kimisi e, daha fazla yardım edilebileceği konusunda durdu, Kimisi e, geri gönderilmeleri konusunda hem fikir oldular. Bu, bu hafta hem o 234 kişi üzerinde duralım. Hem de genel olarak bir e, mültecilere, zorunlu göç yaşamış kişilerin yaşadıkları psikososyal sıkıntılara, belki hukuki sıkıntılara genel bir e, bakış diyelim buna. Elbette. Ee, sanırım bu noktada öncelikle mülteci ne? Mülteci kim? Onu, e, ondan bahsetmek önemli. E, mültecinin yasal olarak tabiri e, 1951. Konvansiyonuna dayanır ki bu konvansiyon e, baktığımızda gayet ihtiyaçlar çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, ortaya çıkmış bir sözleşmedir. Öncesinde de evet uluslararası toplum mültecilerle e, ilgili adımlar atmış olsa da e, o dönemin e, Devletler Ligi'nde, League of Nations'da e, Küçük çaplı yardım faaliyetlerine ilgiliydi savaştan yerinden edilen insanlarla ilgili kapsamlı bir tanıma 1951 yılında e, yapıldı hukuken. Bu da e, ya ki bugün bununla ilgili Suriye ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden konuşabiliriz. Savaşlar yoğun çatışma ortamı nedeniyle, e, sivilleri ayırt etmeksizin var olan e, şiddet nedeniyle ülkesinden kaçıp, Ülkesinin sınırlarını geçip başka bir ülkeye e, gitmek zorunda, göç etmek zorunda olan insanlar. Bir e, diğer grupta bireysel olarak ırklarından, dinlerinden, e, etnik kökenlerinden, e, siyasi görüşlerinden veya belirli bir sosyal gruba mensubiyetlerinden dolayı devletleri tarafından e, zulüm, e, işkence veya ölüm ile tehdit edilen bireyler veya bu tehditlerden bunlardaki e, bireyler devlet dışındaki bireyler yapsa da e, devletlerinin koruyamadığı insanlar. Genel olarak mülteci e, dediğimiz kavram bu. E, özellikle bireysel olduğunda risk, yani bunun e, bir gerekli bir araştırma e, ihtiyacı doğuyor bununla ilgili. Yani e, o korkunun gerçekten var mı? Hem objektif hem subjektif olarak. Yani hem o insan böyle bir zulümden bu nedenlerle olan bir zulümden, ölüm tehdidinden korkuyor mu? Ve gerçekten öyle bir risk var mı e, geldi ülkede? E, ancak e, bahsettiğim gibi özellikle son günlerde medyamızı e, oldukça meşgul eden olayla ilgili bireysel e, etken aranmıyor.